Sen mi hazırladın? Hazırlamıştım. Doğum gününde. Ama ben o gece buraya geldim. Burada hiçbir şey yoktu. O zaman... Bunu da sen yazdın. Ezgi, ben seninle bambaşka biriyim artık. En güzel aslan, olmaz dediğim her şeysin. İyi ki doğduk sevgili. O zaman... Onu da mı getirdiniz kutu ya? Kutu sahibinin yanında olsun. Benim için mi? Özgür'ün senin için hazırladığı kutu. Aa. Hep senin için. Ne var içinde? O zaman açıyorum. Hayır, bir dakika, bir dakika. Olmaz. Önce pasta. Cansu. Ya inanmıyorum size. İyi ki buldum kızım. Ah, teşekkür ederim. Dilek dile. Kızım. Çok teşekkür ederim. Yani benim nice güzel yaşlara. Teşekkür ederim Ozan. Levent. Tebrikler. Teşekkürler. Hep beraber nice senelere sevgilim. Nice senelere. Birlikte. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ya beni o kadar mutlu ettiniz ki hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir doğum günü yaşıyorum şu an. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsın. Yesek mi pastalardan? Düpletsek mi? Tamam, birer çatal. Bir dakika, tabak var mı? Tabak. İki tane var. Tabakları unuttum sanırım. Tamam olsun, çatallarımız var, hiç problem değil. Şöyle veriyorum, buyurun. Merci. Hu. Ben her daim açım biliyorsun. O yüzden şöyle. Ne olacak bizim iştahımız? Hem de en sevdiğimden. Çok kimmiş ya? Biraz sevgiliye bırak. Oradan yenmez. Tamine burada dikte. Yalnız... Gözüm döndü şu an. Benim aklım kutuda. Şu pastayı alırsak, çünkü ben kutunun içindekileri aşırı merak ediyorum. Açmak istiyorum. Sevgilim, izin verir misin? Vallahi ben de çok merak ediyorum. Aç hadi. İçinde tek taş olmadı kesin. Ya sıra sendeyken yapar mıyım hiç öyle şey? Doğru. Bunlar ne? Un. Çakmak. Artık o diğer çakmağı atabilirsin bence. Attım gitti. Bu ondan. Sıradaki. Bu İsviçre çakısı. Bizim bir bağlanma problemimiz var biliyorsun. O anlamda değil yani. Bizi böyle kaçırıyorlar, bağlıyorlar falan ya. Pratik bir şekilde keselim diye. Gitti. Muhtemelen bağlanır tekrar zaten. Dursun bu köşede. Bakalım bunda ne var? İlk yardım seti. O şey, ayağa böyle oltalar falan batıyor ya. Sende var öyle bir basma huyu. Cama, oltaya falan. Sakar mıyım ben? Öyle demeyelim ama onun için. Tangoya kesinlikle biz devam etmeliyiz çünkü yanıyoruz yaparken. Bence de. Evet. Tabii tabii. Fitnat ya, şunun sevimliliğine bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakın. İsabet olmuş. Bir dakika. Bunu herkesin görmesini istiyorum. Ya küçük bir kelime oyunu yaptım ben orada. Gerçek bir romantik. Ponçiyim ben, manyak gerçek bir şey. Gerçek ponçiksin, evet. Ya yiyeceğim. Bayağı şık. Bakalım sıradaki sürpriz ne? Aa. Özgür, ne yapıyorsun? Özgür, inanmıyorum. İtalya bileti. Spor'u döndür insiyemi. Umarım birlikte gidebiliriz dedim. Düşüneyim.
Galiba sabırsızlanıyorum seninle gitmek için. İlk fırsatta. Ben de. Çakın makka. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sürprizimiz daha var. Neymiş o? Nasıl? Bilmiyorum. Bana şarkı mı söyleyeceksin? Yani isterdim Nazlı yarim diye mırıldanayım bir şeyler ama sana daha bu kötülüğü yapmak istemiyorum. Yeni barıştık. Benim planımda yoktu bu. Bu Deniz'le bizim fikrimizde. Evet. Senin için şarkı söyleyeceğiz. Senin ayrı bir havan var. Seni gördüğümde beynim oyunlar oynar. Yine görüşürüz hiç sanmam. Yaşıyoruz çok farklı hayatlar. Benim olmazsan burada bir dakika durma. La la la, 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 la la la. Ağzınıza sağlık, inanılmazdı. Ya Uzan, İstanbul'un en iyi şefi olmasan derim ki yani canlı müzik yapalım. Ya o şekilde yürüyelim, devam edelim yolumuza. Yok abi, biz böyle biz bize iyi. Bu arada beni övmeyin. Bütün iltifatları Deniz'e yapın çünkü sesi çok güzel. O da bence bırakabilir avukatlığı. Avukatlık seni geriyor bence. Şarkıcılığı dene. Bir düşünelim. Evet, ikiniz böyle bir grup halinde canlı müzik mesela. Özgür, olabilir. Benim arkadaşımın sesi gerçekten çok güzeldir. Uzun zamandır da sesini duymuyorduk. Böyle bir aşka geldi ama anlamadım tabii. Ezgi'nin doğum günü için. Canım benim, ağzına sağlık. Evet, eşkisi bitenler. Abi. Dolduralım. Levent. Abi yeter abi. Aa, benimki tamam. De bitmiş, bitmek üzere. Ben de doldurayım. Levent'ciğim. canım bir biraz... Bir saniye, dolduruyorum. Biraz yavaş mı içsen acaba canım? Yavaş dolduruyorum işte. Tamam. Müzik işi bende artık. Hadi siz de biraz dinlenin. Ne mi? Bluetooth'a bağlansana evet, o arkadaki Ozan, kolonda. Evet Ozan, teşekkürler. Ha? Bastım. Deniz, sana bir şey sormak istiyorum. Ne oluyor orada? Benimle çıkar mısın? Dedi mi? Dedi. Bir dakika. Sen şu an bana gerçekten çıkma teklifi mi ettin? Vay be. Evet.
Yani küçüklüğümüzden beri tanışıyoruz. O dönemde etseydim herhalde böyle ederdim. O yüzden bunu tercih ettim. Cevabın ne? Evet. Vay be, tam Ozan Dinçer'e yakışan bir hareket. Çıkma teklifi. Bir anda aldı bizi 90'lara götürdü. Ya ne güzel yıllarmış değil mi o 90'lar, müzikler falan olmasa ne yaparmışız yani? Çıkma teklifi derken yani bence çok romantik. Ben bayıldım, hatta şu an çok özendim. Ben niye çıkma teklifi almadım? Bir bana açıklayabilir mi? Ben niye çıkma teklifi almadım? Senin için bunca yaptıklarımdan sonra bir de... Bak, gözlerim doldu. Söz Özgür Atasoy'da galiba şu an. Aynen öyle. Ozan'cığım şaka yapıyor. Yapmıyorum. Çok ciddiyim. Şaka yapıyor Ozan'cığım. Benim kadar iyi tanıyor olamaz. Şaka yapıyor. Yapmıyorum. Vay arkadaş, bu aşk nasıl bir duyguymuş ya. Ne yapmam dediysem, ne söylemem dediysem, ne ile dalga geçtiysem. Tamam, ben de Ozan gibi olacağım. Tamam. Şaka yaptım sevgilim, şaka yaptım ya. Bir de niyetlendi, görüyor musun? Çıkma teklifi edecek bana. Hayatım, bu ilişkide karakterimden taviz vermemeliyim. Buna izin verme zaten. Vermem aşkım. Ben seni olduğun gibi sevdim. Ya bu gece ne kadar güzel bir gece ya. Bu gecenin hashtag'i sevenler kavuşuyor olsun. Sonsuza kadar da unutmayalım bu cümleyi, olur mu? Hep hatıralarda kalsın böyle. Evet. Aşırı sevdim bence de. Sevenler kavuşuyor gecesi. Evet, sevenler kavuşuyor. Çok güzel. Ne oluyor ya? Sevenler... Ya şu an. Aman kavuşuyor. Ne oluyor Levent? Bebeğim. Sana layık değil ama... Eğer kabul edersen gerçeğini alırım. Şimdi benimle evlenir misin? Evet, evet, evet! O zaman takıyorum. Folyoyu... Ya bu gerçekten çok anlamlı ve çok güzel Levent. Hayatında gördüğün en güzel yüzük değil mi? En güzeli. Aa bebeğim, gözlerin doldu. Gel buraya. Neler yaşandı bu gece ya? Hakkını verdi gece. Ya. İlk dans, istiyoruz. Tamam. Ozan sesini açar mısın? Ben açıyorum şarkıyı. Açalım. Aç aç Ozan. Aç bakalım ne çıkacak. Dans edelim mi? Olur. Aşırı mutluyum şu an. Hepinize çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir gece ki. Vallahi ben de çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir gece planladığınız için. Vallahi planların dışına çıktık. Efsane bir gece olmadı mı? Evet, katılıyorum. Levent. Aşkım, uyuyor musun sen? Geldik mi sonunda? Mola verdik. Mola mı? Levent. çok uykum var ama bebeğim. Kalkıp gidelim o zaman. Gidelim o zaman. Hadi. Niye burada? Hadi ufak ufak kalkalım. Bu arada gerçekten her şey çok güzel. Ellerimize sağlık. Kalkalım biz de. Hadi. Kalkalım. Çocuklar, çıkıyor musunuz siz şimdi? Böyle bir şey yok ya. Levent, hadi gel. Çıkmak ne demek ya? Biz biraz daha kalalım diyoruz. Tamam, kalın. Buraları toparlarsınız ya. Şurası biraz soğuk, üşüme. Tamam. Bana bakın, burayı fazla benimsemeyin. Burası bizim mekanımız. Tamam. Denize iyi bakınız. Merak etme. Tekrar tebrikler. Tebrikler. Kutumu istiyorum. Tamam, alacağız senin kutunu. Gel. Kutum? Kutum burada. Hadi. Hadi. İyi geceler. Ne oluyor? Tesla. Tabii ama.
Bunlar bu zamana kadar benim aldığım en anlamlı hediyeler. Bu kadar romantik olduğunu hiç bilmiyordum. Ben de. Şikayetçi misin? Yok, aksine çok keyif alıyorum böyle hissetmekten. Özgür çok garip ama ben hiç olmadığım kadar mutlu ve huzurlu. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Bu o kadar güzel bir his ki. Gerçek çünkü yaşadıklarımız. Dans edelim mi? Edelim. Sabahları daha güzel mi oluyorsun? Öyle mi? Uyuyabiliriz bence biraz daha da erken. Bence de. Ben halimden gayet memnundum. Hatta her sabah böyle uyanabilirim. Karşımda deniz. Yanımda sen. Çok tatlısın. Yani gerçekten. O zaman düşündüm de... biraz daha burada kalabiliriz diye düşünüyorum. Yani eğer işe geç kalmayacaksın. Peki tamam. Ama 5 dakika daha. Tamam 5 dakika. Tamam. Yok.
çok erken. Hayır, hayır. Hayır, olmaz. Olmaz. İstemiyorum. İstemiyorum. Çok, çok saçma. Hiç istemiyorum. Levent? Hayır. Levent. İstemiyorum. Ah, çok saçma. Çok saçma hepsi. Levent. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Levent! Günaydın aşkım. Oh. Canım günaydın. Oh, kabusmuş şükür. Ah. Günaydın, günaydın bebeğim. Günaydın. Gel, gel. Ah, başım çatlayacak gibi. Felaket bir rüya gördüm bebeğim. Hem çok korkutucuydu hem de çok saçmaydı. Hayır olsun, anlatsana. Evet, hayır olsun. Aslında böyle musluğu açıp suyu anlatmak gerekir. Anlatabiliyor muyum? Hani niyetler temiz olsun diye ama sen de su gibi kadınsın. Canım benim. Şimdi efendim, böyle rüyamda dün geceki yerdeyiz. Aynı yer yani. Tamam. Mekan aynı. Hatta ekip de aynı. O zaman böyle gitarlar çalıyor, şarkılar söylüyor falan. Üstüne bir de Deniz'i çıkma teklif ediyor. Yani çıkma teklif etmek ne hayatım? 90'larda mıyız? Ne oluyorsun? Ne saçma? Ben de gaza gelip sana evlenme teklif ediyorum. İnanabiliyor musun? Sen de kabul ediyorsun. Bir de ben böyle hem fakir hem romantikmişim gibi çikolata kağıdından yüzük yapıp sana takıyorum. Sen de diyorsun ki bu hayatımda gördüğüm en güzel yüzük falan. Ne kadar saçma. Daha saçma olamaz yani. Allah'ım, ne kadar irite edici bir kabustu ya. Baksana, seni bile gerdi. Dik dik bakıyorsun. Sen niye öyle dik dik bakıyorsun şimdi bebeğim? Bu ne o? Bu ne bu? Folyodan yüzük. O zaman gerçekti o zaman. Allah seni bildiği gibi yapsın Levent. Bir saniye bebeğim, şu an batırdım. Bir dakika, ben sarhoşluktan şeye uyandım da. Bebeğim, bebeğim. Ben uyanıyorum ve sen yoksun. Düşün. Neden korktun acaba? Gittin mi sandın? Nereye gidiyorsun daha? Hmm, çok açım. O yüzden kahvaltı etmemiz lazım. O domatesler sen de bak, onları güzelce kes. Geliyorum ben şunları bırakıp. Bak şimdi neler neler yapıyorum bu domateslerle. Bir saniye bekler misin? Demek benimle evlenmek bir kabustu, öyle mi Levent? Hayır, hayır. Kabus gördüğüm için öyle oldu. Daha doğrusu bir gece önce içki içtiğim için bilinçaltımda... Levent sus. Gerçekten sus. Bak, dinle beni bebeğim. Alkol bütün kötülüklerin anası. Bak beni ne hale getirdi. Ama şu an toparladım, iyiyim. Daha alkol yok. Hatta çok iyiyim. Gel, beraber gidelim. Gel. Ben kendim giderim. Bay kabus. Bay kabus mu? Ne kadar saçma bir itham. Böyle ithamlara ne gerek var bebeğim? Günaydın.
Aa, günaydın. Hayret. Bir dava falan mı kazandın diyeceğim de son günlerde pek işe geldiğin de yok. Canım sen gidebilirsin, geleceğim ben. Ya İremciğim, bugün o kadar mutluyum ki. Yani keyfimi hiçbir şey kaçıramaz. Özellikle de sen hiç kaçıramazsın. Ha, bu arada evet, doğru tahmin ettin. İşle alakalı değil. Yani çok özel bir durum. Çok özel bir durum. Allah Allah, peki bu özel durumun acaba Ozan Şef'le bir ilgisi var mı? Yani bugün tahminlerinde gayet iyisin. Yani bir dakika, siz şimdi bayağı Ozan Şef'le ciddi olarak, resmi olarak ilişkiye başladınız yani, öyle mi dediniz? Evet, bir ilişkiye başladık. Çok da mutluyuz. Ne güzel. Günaydın Ercüment Bey. Günaydın Ercüment Bey. Günaydın, günaydın. Günaydın. Bize tam Deniz'in Ozan Şef'le yeni ilişkisi hakkında konuşuyorduk, müşterimiz Ozan Şef'le. Duydum, duydum. Sanırım Deniz sizin müşteri ve çalışan ilişkisi hakkındaki prensipli duruşunuzdan bir haber. Ya da önemsemiyor. Sanırım öyle. O halde konuşup bu konuda aydınlatalım kendisini. Hemen toplantı odasına Deniz abi. Tabii Ercüment Bey. Şefim, sen kimde tutuldun kaldın? Emre, hiç uğraşma. Canım inanılmaz açıyor. Öyle de şey gibi ama içinizde hoş bir his var gibi. Hep bir şey var gibi sanki. Avukat hanımla mı ilgili? Evet. Deniz'e çıkmaya başladı. Mutfağı yaktığınız gibi kızı da yaktınız yani. Emre'cim, hep sen mi yakacaksın? Doğru. Yaklaşma canım bana bugün. Sen de daha yerinde bekle, görüyor musun? Avukat hızlı çıktı. Afiyet olsun. Ama sen beni elleme bugün. Zararlı çıkarsan işinin başına dön. Niçin? Şöyle. Peki. Ne demek istediğinizi anlamadım Ercüment Bey. Yani benim ilişkim sizi neden ilgilendiriyor? Adı üstünde özel hayat. Şirket ve şahsi prensipler diyelim Deniz Hanım. O zaman bu sizin için geçerli. Kusura bakmayın ama özel hayatım ve seçimlerim beni ilgilendirir. Söylediğin şey çok mantıksız. Sana değil, bana mantıklı gelmesi önemli zaten Deniz. Son zamanlarda ofis işlerini bir hayli boşladım. Sebebi de bugün ortaya çıktı. Nerede o sabahlara kadar çalışan Deniz ha? Nerede? Eğer ideallerinden vazgeçtiysen haberim olsun Deniz. Ben işimin başındayım ve çalışıyorum Ercüment Bey. Bak Deniz, kariyer planlamana karışamam. Ama bu aşk meşk işlerinde çok ısrarcı olacaksan lakabeyi senden almak zorunda kalırım. Bunu bir düşün istersen ha. Kimse beni böyle bir seçim yapmaya mecbur bırakamaz. Üç yüzüm arttırıyorum. Üç yüzüm. Üç yüzüm. Ben görüyorum. Tüm meyve tabağını koyuyorum. Bir de testayı koyuyorum. Kabul. Sen de koyuyorsun. İlk maaşını. İlk maaşını. Kurtarmaz ama neyse, hatırın için. Kabul. Görelim. Açıyorum. Gördüğün gibi kazandım. Ben kazandım, ben. Benimle oynamaman gerekiyor. Sonra böyle masum masum üzülerek bakıyorsun. Sonra ben de üzülüyormuşum. Ben çocuğu nasıl alayım? Nasıl alayım seni anneciğim? Ha? Çaldı. Verir misin? Bu kızların kalbini çaldı. Hiç öyle bir şey yok. Bence sen burada ben testleri beslerken çaldın. Utanmıyor musun? Şu kızların bana olan ilgisini hala anlayamadım. Hilekarsın gerçekten. Bir daha senle o... Bunu çözeceğim bu durumu ama bir saniye telefona bakayım. Efendim. Ezgi Hanım merhaba, ben sizi Red Dreams'ten arıyorum. Evet buyurun. Aysu Hanım'a bir haftadan önce işe başlayamayacağınızı söylemişsiniz. Ancak acil bir durum için görüşmemiz gerekiyor. Neymiş acil durum? Şirketimiz çok önemli
yeni bir organizasyona imza atacak ve başında sizin olmanızı istiyoruz. Eğer bir maniniz yoksa bu organizasyonu siz yönetebilir misiniz? Döndüm aslında İstanbul'a, olabilir. Süper. O zaman gerekli brief'i vermek için bugün sizi şirkete bekliyoruz. Tamam, görüşmek üzere, teşekkürler. Kimle konuşuyorsun? Sakıncası yok, söyleyebilir miyim? Tabii, patronumla. Senin patronun burada zaten. Araya bir şeyler girdi, konuşamadık. Ama ben işe başladım. Bir organizasyon şirketinde. Hangi ara ya, bu ne hız? Eski iş yerimden referans almışlar, beni aradılar. Yani aslında haftaya başlayacaktım ama şimdi önemli bir organizasyon varmış, çağırıyorlar. Terk ediyorsun yani bizi. Ya öyle deme. Ama doğru, sayılır yani. Ciddisin. Maalesef, maalesef artık eski patronumuz. Ciddisin sen? Evet. Yani bence ilişkimiz açısından da, annelerimiz açısından da en doğrusu bu. Evet ya, bir de o mesele var. Bakalım nasıl halledeceğiz. Ben artık gizli saklı hiçbir şey istemiyorum Özgür. Yani bence alalım annelerimizi karşımıza, dürüstçe konuşalım. %100 katılıyorum sana. Ve en önemlisi bizim aramızda da. Bir sır olmamalı. Ve ne olursa olsun ilk önce birbirimizle konuşacağız. Söz mü? Söz. Yeni şirketin adını öğrenebilir miyim acaba? Tabii ki öğrenebilirsin. Red Dreams. Red Dreams? O ne ya? Amerikan futbol takımı gibi. Ama iyi bir şirket. Tamam. Güzel. Neyse sevgilim, ben Tesla'yı da alıp Cansu'ya geçeyim. Bütün kıyafetlerim orada, hazırlanmam lazım. Yavaş yavaş buraya mı alsak onları? Hı? Hmm. Olabilir. Gel, baban hile yaptı ama sen gel. Değiştirmeye geldim. Ay ben de öyle ya. Üstümü değiştirip banyo yapıp işe gideceğim. Çok geç kaldım. Tamam, sen iyi misin? Ah, iyiyim. Levent sorunsalı işte, klasik. Tamam, konuşuruz. Konuşuruz kuzucuğum. Görüşürüz. Ben hazırım. Ne diyorsun ya? Gelsene. Çıkmasak mı? Çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi gel. Hadi. Nem çok, nem. Özgür Bey şu an itibariyle binadan çıkış yapmış bulunmakta. Haydar mesaj atmış, dur. Özgür Bey şu an itibariyle binadan çıkış yapmış bulunmakta. Ne iyi ettin, şu grubu kurdun. Herhalde. Hah. O da ne? Hemen arkasından Ezgi Hanım da çıktı. Dikkat et. Ah, bir tane daha mesaj geldi. O da ne? Hemen arkasından Ezgi Hanım da çıktı. Ezgi de mi çıktı?
Aa, bir dakika, Ezgi gitmedi mi? Görüntülü ara. Ara. Vallahi ne diyebilirim ki? Şoktayım şu an. Haydar, şokta mısın? Ne oldu da şoktasın? Ne oldu? El eleler. Çabuk kamerayı çevir. Onlara doğru çevir. Çabuk görelim. Çabuk hadi. Sevgilim, sen hiç yolunu değiştirme. Zahmet etme, ben taksiyle giderim. Ne? Ya ben böyle bir şeyi taksiyle göndertir miyim? Bir gözlerime bir bak, var mı o göz bende? Ben ayrıca merak ediyorum, sen nasıl bir yerde çalışıyorsun? Bizleri terk edip nerelerde sen çalışmaya başladın, onları bir görelim. Bak ya, derdi anlaşıldı. Bebeğim bak, bunu konuştuk ya, ben bir tercih yapmadım. İkimizin de iyiliği için. Biliyorum bir tane, biliyorum. Ama sen gel yine de, ben seni güzel güzel bindireyim. Prensesim benim, gel. Gel canım benim, gel. Dikkat et. Prensesim benim, bin. Sen nasıl göründüğünün farkında mısın? Ha, keşke kendini buradan bir görsen. Ya Özgür Bey, yakaladınız beni ya. Ben de şuralara gübreler serpiştiriyordum. Ya Fitnat Hanım, beni ne hale soktunuz ya. Kapat, kapat Fitnat, kapat. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Hani bunlar ayrılmışlardı? Hani bu kız Bursa'ya gitmişti? Hani ne oldu da bunlar beraberler? Vallahi delireceğim ben ya, delireceğim. Sevimciğim, hiçbir soruna şu an cevap verecek durumda değilim. Çünkü ben de şu an şoktayım. Bizim bize yalan söylediler tabii. Neden? Rahat etmek için, bizi göce göndermek için biz ayrıldık dediler. Kesin öyle yaptılar. Ay biz ne yapacağız? Ya da ikisi bizim yokluğumuzu fırsat bilip analı kızla Özgür'ü kandırdılar. Niye döndük biz? Niye buraya döndük? Niye kalmadık orada? Niye? Bunlar beraberler. Ne yapacağız? Biz Fitnat ne yapacağız? İşte geldik. Burası? Hı. Ben gideyim o zaman. Tamam. Haberleşiriz. Öpücük. Allah zihin açıklığı versin. Versin. Görüşürüz. Bay bay. Yok, düşmüyor. Nabzım düşmüyor, Fitnat düşmüyor. Ay Sevimciğim, bana da ter bastı, ateş bastı yani. Düşmez tabii ama dur sen, dur. Benim bir planım var. Bana bak. Yine İstanbul'a gideceğiz, Özgür'ün evinde kalacağız deme. Bu planı yapma, lütfen yapma. Yok canım, bir kere o evde köpek var, oraya gidemeyiz. Benim planım başka. Bak şimdi, beraber. Ne? Teşekkürler. Ay. Yine mi rutin kontrol? Evet, Cansu. Ay Allah'ım, 3 ay ne çabuk geçiyor ya. Hop. Kimler varmış burada, kimleri görüyorum. Merhaba Cansu Hanım. Merhaba Levent Bey. hemşire kızımız yeni mezun. Canınızı acıtmasın. Merak etmeyin, çok zekidir kendisi. Yani tamam derim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim canım. Sonuçlar çıkınca bildiririm. Tamam. Hemen kalkmayın Cansu Hanım. Bir doktor tavsiyesi olarak söylüyorum. Uzanın biraz. Başınız dönmesin. Yok. Siz onu kendiniz de uygulayın Levent Bey. Teşekkür ederim. Al hadi al. Ah! Çok acıdı. Normal. Hakan'ım. Abi olayın iç yüzünü öğrendim. Öyle mi? Anlat bakalım. Sizin verdiğiniz dosyayla belediyedeki dosya farklı. İçine sahte belge konmuş. Allah Allah. Nasıl olmuş böyle bir şey? Bunu dışarıdan birisi yapmış olmalı. Belediyeyle alakası yok. Asıl dosya bende şu an. Ben halledeceğim ruhsatı. Tamam Hakan'cığım, sağ ol, konuşuruz sonra. Tamamdır abi, görüşürüz. Allah cezası. Oo, kuzen. Ben de ne zaman arayacaksın diye bekliyordum. Ya 2 gün oldu, ne yapacağız ya? Neredesin? Mekanımdayım. İyi, bekle, geliyorum. Gel. Sevgilim. Efendim? Diyorum ki acaba öğle yemeğini birlikte mi yesek? Olur, yiyelim. Nereye gideceğiz? Gölkenin yanında bir pikniğe ne dersin?
Vallahi çok güzel olur ya. Yani uzun zamandır piknik yapmadım desem. Ben de öyle düşünmüştüm. O zaman her şeyi bana bırakıyorsun. Her şeyi ben hazırlıyorum. Seni bir gibi alırım. Olur. Tamam o zaman. Ben de hızlıca işlerimi toparlayayım. Tamam. Okey, haberleşiriz. Bay bay. Görüşürüz. Kadarıyla konsept şehir hayatından, kalabalıktan bunalmış profili ilgilendiriyor. Onlara birkaç günde olsa kalabalıktan, kaostan çıkma, nefes alma fırsatı sunuyoruz. Bir çeşit kısa süreli yenilenme diyebiliriz. Aynen öyle Ezgi. Tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Açıkçası böyle bir derneğin varlığından bile haberim yoktu. Uzun yıllardır çalışıyorlar. Bu yılki etkinliği de son anda bizimle yapmaya karar verdiler. Hı. Aslında bizim için de sürpriz oldu. Sormak istediğin başka bir şey var mı? Şu an yok. Bu dosyaları detaylıca incelemek istiyorum. Bir de tek tek bütün kalemlere bakmalıyım. Bütün birimlerde çalışan arkadaşların isimleri yazılı değil mi? Var tabii. Aklına takılan bir şey olursa haberleşiriz. Tamam. Bu arada sana şirket adına mail adresi açtık. Kullanıcı adın ve şifren burada yazıyor. Kimseyle paylaşmaman gerekli. Erişimin sınırlı sayıda yetkili de olduğu şirket datalarına erişebiliyorsun çünkü. Merak etmeyin. Bu da laptopumuz. Teşekkürler. Tolga Bey'in diğer işletmemizdeki toplantısı uzadı. Bu toplantıya katılamadığı için özür diledi. Önemli değil. Arkadaşlar kolay gelsin. İyi günler. Kalkma oğlum, sakin, bir şey yok. Kırık dökmeyeceğim sana. Yes! Vay! Kuzi! Hoş geldin. Bak, seni üç kaslı arkadaşımla tanıştırayım. Yıldırım, Yıldıray, Yılmaz. Ya, sen beni dövme diye tuttun bu arkadaşları. Şuraya bak. Şuraya bak! Ürkütücü. Sağlam almışsın defansı. Görüyorum. Ama böyle çam yarması gibi herifler tutacağına kendine bir avukat tutaydın. Daha hayırlı olurdu senin için. Avukat mı? Ne avukatı ya? Bu level'da bu hatalar. Yani evrakta sahtecilik yapmışsın. Kaç yıldan başlıyor, haberin var mı? Muhakkak vardır çünkü o kadar amatör olamaz. Ya benim canım kuzenim ya. Benim canım kuzenim. Teyzeciğimin biricik oğlu. Çok seviyorum seni ya. Ya sen şakadan falan anlamıyorsun ya. Gerçek. Arkadaşlar siz gidebilirsiniz. Paylaş, bitti, tamam. Çıkın çıkın ya. Kuzenim benim o. Sıkıntı yok, problem yok. Hadi. Johnny! Evet. Kuzi ne kastettiğini pek anlamadım. Anlamadıysan daha yavaş tonlayayım. Belgeleri sahteleriyle değiştirmişsin. Kim diyor, kim? Yani ben öyle bir şey yapmadım. Gerçekten ben öyle bir şey yapmadım ya. Ya senin benimle bir problemin mi var? Var. Sen beni kendine saplantı haline getirmişsin. Evet, sen beni saplantı haline getirdin. Değil mi? O seni böyle güzelce yatıralım. Erken teşhis hayat kurtarır. Benim o kadar iyi doktorlar var ki böyle tanıdığım. İyileşirsin, kurtulursun bu dertten. Yaşanmaz böyle çünkü. İşine gücüne bak, ayağıma dolanma. O neymiş? Efendim anneciğim. Ah Ezgi. Müsait misin kızım? Evet anneciğim, yeni iş yerime görüşmeye gelmiştim. Şimdi oradan çıkıyorum. Ne oldu peki? Anlaştınız mı? Yani başladın mı çalışmaya? Evet, hatta ilk organizasyonumu aldım bile. Oh, aferin güzel kızıma benim. Helal olsun sana anneciğim. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Anne, bu arada sana söylemem gereken bir şey var. Ben artık aramızda... Gizli saklı olsun istemiyorum. Sır olsun istemiyorum. Tamam yavrum. Dinliyorum, söyle. Anne, ben Özgür'le beraberim. Ne? Anneciğim ne olur. Bak ne olursun beni dinlemeden yorum yapma. Kızının halinden en iyi anlayacak insan sensin. Anne çok seviyorum. Çok inanıyorum.
aşkım benim. Beklettim değil mi? Kusura bakma. Hiç önemli değil sevgilim. Hoş geldin. Ben de o arada annemle konuştum. Sana bir şeyler anlatacağım. Bekle, geliyorum. Bekle. Bu ne hali hayatım? Ne o? Dalıp gitmişsin. Ay yok. Ezgi ile konuştum da. Hı. Ünal. Hı. Özgür'le birlikte olmaya başlamışlar. Bana onu söyledi. Hayatım her şey çok belliydi. Aşk karşısında ne durabilmiş ki? He? Peki başka ne dedi? Özgür bizim tanıdığımız gibi biri değilmiş. Dergide çıkan haberlerinin aslı astarı yokmuş. Zaten en yakın zamanda buraya geleceklermiş. Bize her şeyi anlatacaklarmış, işte biz de anlayacakmışız falan dedi. Peki sen ne dedin? Beklediğimden çok daha iyi. Yani ama kesinlikle birlikte yaşamamızı ve birlikte çalışmamızı istemiyor. Ben oradan taşınacağım, işten de ayrılacağım. Bu. Annemden dolayı tabii. Ya benim bir an evvel annemle konuşmam lazım artık ya. Annenle arasını düzelsin. Yani öyle bir şey yaparsan bence çok güzel olur. Ben onu bir organize edeyim. Zaten Allah'tan bu hani iş yeriyle konuşmuştu ya. Onunla anlaşmış, hatta çalışmaya başlamışlar bile. Bir taraftan da kendine ev bakıyormuş. Böyle zamanlarda baskı yapmak her şeyi daha da zorlaştırır. Yani olayları biraz akışına bırakmamız lazım. Ezgi ayaklarıyla yere basan genç bir kadın. Yani onun seçimlerine saygı duymamız gerekir. Öyle. Öyle hayırlısı. Bu arada sana çok güzel bir haberim var. Söyle. Usta iş halloldu. Ha, gerçekten mi? Çok sevindim. Ben de çok sevindim. Tabii senin bizimle çalışmayacak olman bende bir burukluk yaratmıyor değil. Ya öyle deme, dramatize etme. Sen anlat, ruhsat işi nasıl halloldu? Halloldu işte, o söylenmez yani halloldu bir şey. İyi, söyleme bakalım. Peki açılış ne zaman? O en kısa zaman. Açılışı ben organize edeceğim, biliyorsun değil mi? Tabii ki de. Ya teşekkür ederim. Bu kadar şahane şeyler var ki aklımda, bayılacaksın. Anlaştık. Hayatım, açlık durumu nasıl? Açım. Balık yiyelim mi? Değişiklik olur, sonra mekana geçeriz. Olur, uyar bana. Balık severim. Ay, ay. Ay ne demişler? Bilmem neyi ançomağa hazırla. Bak kim arıyor beni şimdi. Kim arıyor? Sevim Hanım. Of, ne istiyor yine bu kadın şimdi ya? Ay, kesin Ezgi ile Özgür'ün birlikte olduğunu öğrendi. Şimdi garip garip konuşup benim tepeme attıracak yine ya. Öyle deme, belki de tersidir yani, özür dilemek için arıyordu. Bu kadın, hayır mümkün değil ya, zaten açmayacağım ki, bana ne istediği kadar arasın. Hiç olur mu yani, belki neler söyleyeceğini merak ediyorum, bir aç bakalım. Efendim. Nemin Hanımcığım, müsait misiniz? Buyurun, dinliyorum. Ezgi ile Özgür'ün hakkında konuşacaktım, hani son durumlardan haberdar mısınız siz? Tabii ki haberdarım Sevim Hanımcığım. Kızım beni aradı ve oğlunuzla birlikte olmaya başladıklarını söyledi. Ha, evet, evet. Özgür de bana haber verdi. Birliktelermiş. Acaba diyorum, bunu böyle telefonda konuşmasak da yüz yüze gelsek mümkün mü? Müsait misiniz? Müsaitim. Ha, tamam o zaman. Biz bir program yapalım, Bursa'ya gelelim. Sizi o zaman tekrar arayalım, olur mu? Olur, bekliyoruz. Peki, iyi günler. İyi güle güle. Ay sevimsiz. Ay ne sevimsiz bir kadın bu ya. Teklifimi neredeyse kabul etmiyordu. Neredeyse görüşmek istemiyordu. Aa oğlum, aa sen beni ne hallere düşürdün ya. Beni muhatap ettiği insanlara bak Fidat ya. Ay delireceğim valla. Ama iki cihan bir araya geldi. Benim oğlum bu kadının kızıyla asla birlikte olamaz. Bravo. Ay, üf. Niye şimdi kalkıp geliyor buraya bu kadın ya? Niyesi var mı hayatım? Oğlu kızımıza aşık oldu da onun için geliyor. Arayı düzeltmeye geliyor. Bu kadar basit ya. Hiç sanmıyorum Ünal'cığım, hiç sanmıyorum. Kesinlikle bu işin içinde bir iş var. Bak göreceksin. Bu kadın buraya eğer geliyorsa mutlaka altında bir bit yeniği vardır. Ama yok ya, ama yok. Eğer geleceği varsa göreceği de var. Görürüz bakalım.
Selam. Selam. Motorla mı gideceğiz? Evet. Bu senin. Peki. Yardım edeyim mi? Olur. Olayım. Ya ne kadar güzel bir yer bulmuşsun. Değil mi? Baksana yemyeşil, sessiz, sakin. Kesinlikle. Sepeti verelim. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Her şeyi düşünmüşsün. Örtü bile var. Bu sefer tam takımız. Buyurun. Bu taraf. Aynen. Tamam. Şurası nasıl? Güzel, olur. Olabildiğince gölgeniz. Cansu Hanım. Efendim canım. Tahlil sonuçları çıktı. Alabilirsiniz. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Nasıl ya? Hamile miyim? Ne yapacağım ben şimdi? Tabakları unutmadım bu sefer. İnanmıyorum. Tabakları da getirmişsin ya. Çok güzeller. Tabii ki meyve tabağı. Kim? Ya. Bu ne? Değil mi? Çok şeker. Küçük sandviçlerimiz. Vallahi her şey çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Ne demek? Aa, burada ne kalmış? Ne kalmış? Ne kalmış acaba? Biraz ezilmiş ama. Olsun. Teşekkür ederim. Bir şeydik. O zaman
takayım. E tabii. Piknik kuralları gereği. Çok güzel oldu. O zaman afiyet olsun. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Hiç biraz motordan dolayı belki biraz sırtım tutuldu galiba. Motorda mı tutuldu? Evet. Ben biliyorum motorda tutulmadığını. Dün gece tutuldu değil mi? Ben uyuyordum. Sen de beni uyandırmak istemedin, hareket etmedin. Ne yapayım, çok güzel uyuyordun. Uykunu bölmek istemedim. Peki tamam, hadi gel dön arkana. Nasıl yani? Ya bayağı işte, dön arkana hadi. Masaj yapacaksın. Evet, hadi. Peki tamam. Evet. Şimdi bakayım. Burası mı? Evet, orası. Belli zaten ama tutulmuş. Çok ağrı yapar mı? Evet, biraz yapıyor. Olsun, yapsın. Dün geceye de geldi. Tamam, daha fazla yorulma. Bir şeyleri yiyelim. Ozan. Asıl ben sana teşekkür ederim. Burası, hazırladıklarım, her şey o kadar güzel ki. Sanki rüyada gibiyim. Ben de rüyada gibiyim. Benim rüyam sensin. Ezgi çözer. Efendim Cansucuğum. Canım neredesin? Özgür'le dışarıdayız canım. Ne yapacaksınız? Benim seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Bir şeyler yiyeceğiz, sonra mekana geçeceğiz. Mekanda buluşalım istersen. Tamam. La Gavya'da buluşuruz o zaman. Görüşürüz. Tamam canım, öptüm. Cansu'nun canı sıkkın gibiydi. İptal ederim yemeği. Direkt mekana geçelim. Ama gerek yok. Yani Cansu da anca mekana geçer zaten. Vaktimiz var. Ezgi çözer. Ezgi bana akıl verir. Küçükken bulutların da bizi izlediğini düşünen bir kızla tanışmıştım. Çok tatlıydı. Ben seninle ilgili hiçbir şey unutmadım. Çok güzel ha. İçinde kahve var. Kahveniz Yemen'dendir. Ezelden beridir. Yok. Kahveleriniz Yemen'den. Pişirmesi de benden. Kahvelerimiz Yemen'den. Pişirmesi benden. Merhaba. Cansu Hanım. Ezgi gelmedi daha değil mi? Yok. Ezgi Hanım artık bizde çalışmıyor biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum. Ezgi ile telefonda konuştum da buraya geleceğini söyledi. Neyse gelir biraz. Lütfen o zaman ben o gelene kadar sizi lütfen barda misafir edeyim. Buyurun lütfen. Edin geçeyim değil mi? Tabii tabii. Ne istersiniz, ne ikram edeyim size? Ben sadece bir su alayım. Su? Evet. Suyunuz? Teşekkür ederim.
Cansu Hanım biraz telaşlısınız sanki. Bugün böyle bir telaş var gibi sizde ama. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Bilmiyorum. Ne oldu? Lütfen anlatın bana. İçinizde sizi sıkan bir şey var gibi. Tam içinizde. Yani sanki anlatmazsanız bu durum içinizde patlayacak gibi. Patlar. Ne oldu? Hamileyim. Aa! Bu da çok hızlı oldu birden. Söyleyiverdiniz, çok hızlı oldu. Çok hızlı oldu değil mi? Ha, çok hızlı oldu. Peki doktor beyin haberi var mı? Yani doktor bey derken doktorunuzun tabii ki haberi vardır. O zaten haberi vermiştir müjdeli haber diye. Levent Bey'in haberi var mı yani doktor beyin? Bana Levent deme, ona çok sinirliyim. Aa, neden sinirlisiniz? Yoksa evlenme teklifi etmedi mi size? Etti, etmesine de. Hatırlamıyor. Cansu Hanım hatırlamıyor değildir. Hatırlamıyor gibi yapıyordur bence. Niye yapar onu da? Pişman olmuştur çünkü diye düşünüyorum ben. Pişman olduğu için de hatırlamıyorum falan gibi demiştir. Yani benim çok kasıp ettiğim şeyler değil bunlar tabii ki ama... Siz yine de canınızı sıkmayın, olur mu? Yani anlatmak, dertleşmek isterseniz emriniz her zaman burada. Sağ ol. Yani sonuçta bekar bir annemiz var artık. Bekar annem. Hayır. Yok, öyle duygulu çok. Bekar annem. Duygulu şey olsun diye söylemedim. İyi misiniz? Ne oluyor? Öldüm, midem bulanıyor. Ah, tabii ki lohusalık da mide bulantısı olur. Lohusalık? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.